Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde sizlere kalanlı bölme işlemini anlatmaya çalışacağım. Önce bölme işlemini hatırlatıyorum. Bölme işlemi bir çokluğu eşit şekilde paylaştırma anlamına geliyordu. Eşit şekilde dağıtmak anlamına geliyordu. Şimdi bu dersimizde kalanlı bölme işlemi. Çünkü bazen bir şeyleri bölüştürdükten sonra bir kısmı artabilir, kalabilir. İsterseniz örnekler üzerinde göstereyim. Şimdi 34'ü 4'e böleceğiz. Şunu şöyle düşünelim. Öğretmenimizin 34 tane kalemi var ve bunu 4 öğrenciye paylaştırmak istiyor. Acaba kaçar tane kalem düşecek? Acaba öğretmende kalem artacak mı kalacak mı? Hemen başlayalım. Bölme işleminde şuna dikkat ediyoruz. Büyük basamaktan başlıyoruz. Ve her rakamı her sayıyı ilk önce bölen sayıya bölmeye çalışacağız. Soracağız. Eğer bölebilirsek böleceğiz, bölemezsek ikisini beraber soracağız. Hemen başlıyorum. İlk önce 3 kalemi 4 öğrenciye paylaştırabilir miyiz? Onu düşünüyoruz. 3 kalemi 4 öğrenciye paylaştıramıyoruz. Çünkü kalem sayısı yetmiyor. O zaman öğretmen ne yapıyor? İkisini beraber e, paylaştırıyor. Yani 34'ü 4'e bölüyor. Şimdi 34'ü 4'e bölerken 4 öğrenci olduğu için 4'er 4'er sayarak gideceğiz. 34'e kadar ama 34'ü geçmeyeceğiz. Çünkü zaten öğretmenimizin 34 kalemi var. Hemen sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Bakın ne oldu? Bir fazla saydım. 36'ya geçtim. Hata yaptım. O yüzden 34'ü geçmemeliydim. Bir de sayarken şuna yapabilirsiniz sevgili öğrenciler. Kaç defa saydığınızı unutabilirsiniz. Aklınızda tutamayabilirsiniz. Bazen ben bunu nokta koyarak yapıyorum. İsterseniz başlayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 32'de durdum. Çünkü bir daha sayarsam 34'ü geçmiş olacağım. Kaç defa oldu bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa saymışım. Demek ki her öğrenciye 8 kalem düşecek. Ve acaba öğretmenin kalemi kaldı mı? artan oldu mu diye ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Onu da şöyle yapıyoruz. 4 defa şey 4'e böldüğümüzde 8 defa çıktı ve kaça gelmiştik? 4 kere 8 32 olmuştu. Hatırlarsanız hemen 32'yi çıkarıyorum. 4'ten 2 çıktı 2. 3'ten 3 çıktı 0. Ve her öğrenciye bakın 8 kalem düştü ve öğretmende 2 kalem kaldı. İşte biz buna Kalan sayı diyoruz. Kalanlı bölme işleminde şöyle kalan yazalım. 2 kalem kaldı. Onu artık öğretmenimiz paylaştıramıyor. Çünkü 4 öğrenci olduğu için kalemler yetmiyor. Her öğrenciye de 8 kalem düşmüş oldu. İşte böyle bölme işlemlerine yani kalan 0 olmadığında daha fazla olduğunda kalan kısım olduğunda kalanlı bölme işlemi diyoruz. Geçelim diğer bölme işlemimize. Yine Bakalım bölmeye çalışacağım. 4'ü 5'e bölebilir miyim? Bölemem. Yine 4 az, 5 çok olduğu için ne yapacağım? İkisini beraber bölmeye çalışacağım. 43'ü e, 43 5'e bölmek istiyorum. Ne yapacağım? 5'er 5'er sayacağım. 5 10 15 20 25 30 35 40. 40'ta duruyorum. Çünkü bir daha saydığımda 45 olacak ve 43'ü geçeceğim. Olmaz. Onu 43'ü geçmemem lazım. Kaç defa saydım? 8 defa saydım. 8 defa saydığımda 8 kere 5 40 oldu. Ve çıkarıyorum. Bu kez kalanımız 3 oldu. Yani 3 tane kalem artmış oldu. Yine 8 kalem düştü. Az önceki cevapla aynı çıktı. Olabilir tesadüf. Şimdi bakalım diğer bölmeyi yapalım. Bu kez 4'ü 2'ye bölüyorum. Evet bölebilirim bunu. Çünkü 4'ü 2'ye 4 büyük olduğu için bölme yapabiliyorum. 2 4 2 defa oldu. 2 kere 2 4. Şimdi 4'ü böldüm ve onu çıkardım. Kalan var mı diye kontrol ettim ve çıkarmasını yaptım. Şimdi bir tane daha sayı var. Onu indirmem gerekiyor. 7'yi aşağıya indiriyorum. Niye aşağıya indiriyorum? Çünkü artık ben burada çalıştığım için 7 yanıma çağırıyorum. Şöyle ok işaretiyle gösterelim. Şimdi 7'yi 2'ye böleceğim. 2, 4, 6, 3 defa sayabiliyorum. Daha fazla sayamıyorum. Çünkü 7'yi geçerim o zaman. 3 defa saydığımda 6 oldu. 3 kere 2, 6. 6. 7'den 6 çıktı 1. Burada ise kalanımız 1 oldu. İsterseniz şöyle yazalım. Kalan 1 oldu. Cevap 23 çıktı. Diğer bölmemizi yapalım. 98'i 8'e böleceğiz. Önce 9'u bölüyorum. 9'da 8 var mı? Var. Bir defa sayabilirim. 1 kere 8, 8 eder. 9'dan 8'i çıkarıyorum. 1 kaldı. Şimdi Sevgili öğrenciler bu 1'i tekrar bölmeye çalışmıyorum çünkü bu 1 sayısı çıkarma işleminden geldi. Kendiliğinden gelmedi. 8'i getiriyorum şimdi. 8'i sormam gerekiyor. Aşağı indiriyorum ve 8 geldiği zaman buradaki kalan 1 ile beraber ikisi birlikte 18 oldu. O yüzden 18'i bölmeye çalışmalıyım 8'e ve 18'i 8'e bölüyorum. Kaç defa olabilir? 8'er 8'er sayacağım. 8 16 2 defa olabilir. Daha fazla sayamam. 18'i geçerim o zaman. 2 kere 8 16 oldu. 8'den 6 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. Bu kez kalanımız 2 oldu. Cevap 12 çıktı. Bir de şunu söylemek istiyorum sevgili öğrenciler. Kalan sayı her zaman buradaki bölen sayıdan küçük olmalıdır. Yani buradaki kalan sayı 8 olamaz. Veya 9 olamaz. 8'den küçük olan sayılar olabilir. Bunu unutmayın. Ve devam ediyorum bölme işlemlerine. 8'de 6 bir defa var. 1 kere 6 6. 8'den 6 çıktı 2 kaldı. Şimdi diğer rakamı indiriyorum. 6 aşağıya geldi. Şöyle işaret koyayım. 26'yı 6'ya bölüyorum. 6 12 18 24. 4 defa sayabilirim. 4 kere 6 24. 26'ya yaklaştım. 6'dan 4 çıktı 2. 2'den 2 çıktı 0. Böylece kalanımız 2 oldu b bölüm yani sonuç 14 çıktı. Diğer sayıyı bölelim. 8'de 7 1 defa var. 1 kere 7 7. 8'den 7 çıktı 1. Şimdi 0'ı indiriyorum. 10 oldu burası. 10'da 7 yine 1 defa var. 1 kere 7 7. 2 defa olsa 14 olur fazla olur. 10'dan 7'yi çıkarıyorum 3. Kalanımız 3 oldu. Cevap 11 çıktı. Son iki örneğimizi de yapalım. 5'te 3 var mı? Evet. Bölebilirim. Bir defa sayabilirim. 2 defa sayarsam 2 kere 3 6 oluyor. 5'i geç, e, geçmiş olurum. O zaman olmaz. Evet. 1 kere 3 3 oldu. Çıkarıyorum. 2 kaldı. Şimdi 0'ı indiriyorum. Burası oldu. 20. 20'yi 3'e bölüyorum. 3'er 3'er sayıyorum. Yine aklımdan karıştırabileceğim için nokta koyarak sayacağım. Sizlerin e, görmesi için. Üçer üçer sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bakın 18'de durdum. Bir daha sayarsam 21 olur fazla olur. 20'yi geçmemem gerekiyor. Bakalım kaç defa saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa saydım. 3 kere 6, 18 oldu. Ve çıkarıyorum. Kalan 2 cevap 16 çıktı. Ve son alıştırmamızı yapıyoruz. 9'u 5'e bölebilir miyim? Bölebilirim. Büyük, büyük sayıyı küçüğe bölebiliyorum çünkü. Bir defa sayabilirim. 2 kere 5 10 olur fazla gelir. 1 kere 5 5. 9'dan 5'i çıkardım 4. Ve şimdi 7'yi indiriyorum. Burası oldu 47. 47'yi 5'e bölüyorum. Şimdi 5'er 5'er sayarken karıştırmamak için nokta yapacağım yine. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Bakın 47'ye yaklaşınca durdum. Bir daha sayarsam 47'yi geçerim. 50'ye giderim. Olmaz. Kaç defa saydım? 5, 6, 7, 8, 9 defa saydım. 9 kere 5, 45 oldu. Ve çıkarıyorum 2. Cevap 19 oldu. Kalan 2 oldu. Yani 97 tane şekeri 5 kişiye paylaştırdığımızda her kişiyle her çocuğa 19 şeker düşecek. 2 şeker de artacak. Buna da kalan diyoruz. Bu 2 şekeri tekrar paylaştıramıyoruz. Çünkü 5 kişi olduğu için 2 şeker yetmiyor. Kalan olabilir dedik. Ve bu şekilde dersimizi bitiriyoruz. Sizlere her zaman olduğu gibi derslerinizde başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.